Cilt yapacağız, doğru çizim. Cilt yapacağız da nerede yüksek olacak? Şu biraz salonun az üstü. Kıl boğulmasın. Evet, ödememizi yapalım Kadir Bey. Hoş geldin canım. Tamam. Bu. Annem duruyor ben. 25 lira. Bakıyorum zaten çalışma. Hoşçakalın. İyi günler. Kütüphane değişik bir şey olmuş aslında. Bir kasap ve kütüphane çok farklı bir şey ama bunu da değerlendirmek lazım. Ben oğlum ve kendime birer tane kitap aldım. Bunu okuyacağız. Bir dahaki alışveriş yapmaya geldiğimizde hem teslim edeceğiz hem alışverişimizi yapacağız. 5 aydır işletmeciliği bizde. Biz çekirdekten meslekliyiz. Denizli'nin eski kasaplarındanız. Küçüklüğümüzden beri hayalini kurduğumuz bir amacımız vardı. Bir eksikliği vardı Denizli'nin. Biz bu eksikliği tamamlamaya geldik. Kendimiz okumayı çok seviyoruz. Ama okuyamadık. İmkanlardan dolayı. O yüzden müşterilerimiz ve gelen giden gelecek olan nesillerimizi bu okuma olayını aşılamak istiyoruz. Elimizden geleni de gayretle gösteriyoruz. Kütüphane ile ilgili müşterimizin tepkileri gayet güzel. Çünkü bir kasapta olmayan bir şeyi yapıyoruz biz burada. Yani kitapla kasabın ne alakası? Biz okumayı çok seviyoruz. Müşterilerimiz de burada beğendikleri, istedikleri kitapları alıp evlerine de götürebiliyorlar. Tabii bu kitleyi daha geniş hale getirebilmek için evlerindeki okuyup bitirdikleri, ya yani kullanmadıkları kitapları da burada bize bırakıp diğer gelecek olan müşterilerimize de temin ediyoruz. Biz ilk dükkanı açtığımız sıralarda boş zamanlarımızda evdeki okuyup yani evden getirdiğimiz kitaplarla boş zamanlarımızı değerlendiriyorduk. Bir ufak küçük bir müşterimizin birisi buradaki diğer kitapları görmüştü. Aradan birkaç gün sonrası da bize bir ufak mektubu vardı. Çok güzel bir mektup, çok anlamlı bir mektuptu. Kendi evinde okuyup bitirdiği, kendi yaş grubuna göre uygun olan kitapları bize buraya hediye olarak getirdi. Biz de bunu ilerlemesi için yaygınlaştırdık. Derken bu hale getirdik. Eğitimli bir nesil yetiştirebilmemiz için bu kültürü devam ettirmek istiyoruz.